Gönül Tol'a soralım. Gönül Hanım, efendim Halk TV'nin yayınları anında Amerika'da ses getiren yayınlardır. Nitekim biz burada o telefon neden gelmiyor diye telaffuz ederken daha aynı dakikalarda Beyaz Saray sözcüsü dedi ki efendim Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri var. O yüzden Biden gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan'la da görüşeceğinden eminim dedi. Buyurun, oradaki bu gündem açısından neler bize aktarabilirsiniz? Nedir durum? Bu telefonun neden gelmediğiyle ilgili benim bence iki tane temel sebebi var. Bir tanesi tabii hepimizin bildiği, bugün Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin en zor döneminden geçiyor. Bence birinci sebebi bu. Bu zaten çok konuştuğumuz bir şey. Metin Bey de bahsetti. S-400 Amerikan tarafı açısından en temel problem. Ama onun dışında da bir sürü problem var. İkinci sebep ve bence çok daha az konuşulan sebep, genel olarak bu yönetim için, Biden yönetimi için genel olarak Orta Doğu ve özelinde de Türkiye, Biden'ın dış politika öncelikleri sıralamasında aşağıya düşmüş durumda. Yani bunu çok iyi okumak lazım. Mesela Netanyahu'ya bile, ki İsrail Amerika'nın Orta Doğu'daki en önemli müttefiki, ona bile telefon neredeyse bir ay sonra geldi. Yani bugüne kadar kimleri aradı? Irak'ı aradı, ki Irak'ı araması aslında çok normal, çünkü biliyorsunuz Şubat ayında bir saldırı oldu. Erbil'e, Amerikan üssünün de bulunduğu bir yere 5 Amerikalı yaralandı. Orada bir artan bir gerginlik söz konusu. Ve Suudi Kral Salman'la konuştu Biden. Ve bunlar Rusya ve Çin liderleriyle konuştuktan sonra gelen telefonlar. Dolayısıyla baktığımızda Biden'ın yapmaya çalıştığı, yani sinyalleri okuduğumuzda Orta Doğu öncelikleri arasında ilk 3 sırada bile değil. Yani Asya Pasifik önceliği, Biden'ın dış politika önceliği, işte Rusya'ya çok önem veriyor, Çin'e çok önem veriyor, Avrupa'ya çok önem veriyor. Yani mesela bu Erbil saldırısından sonra bile hemen yanıt vermedi. Ve bu, anladığımız kadarıyla yani Biden yönetiminden gelen sinyalleri okuduğumuzda, bu bilinçli verilmiş bir karar. İşte dediler ki Iraklı meslektaşlarımızla konuşuyoruz, onlara bıraktık bunu, tam olarak kim yaptı? Halbuki Şii milislerin yaptığı çok netti. Ama orada bunu zamana yaydılar. Ve Suriye'de yanıt verdiler bu saldırıya. Dolayısıyla önceliği bütünüyle farklı bir yerde. Zaten Dışişleri Bakanı Tony Blinken yaptığı çok önemli bir dış politika konuşması yaptı. Orada Çin'i Amerika'nın en önemli güvenlik tehdidi, en önemli problemi, dış politika problemi olarak anlattı. Şimdi genel olarak şeye baktığımızda, mesela Orta Doğu'ya ayrılan, mesela Amerikan Milli Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu'ya ayrılan personelin dahi sayısının çok ciddi azaldığını görüyoruz. Bir taraftan Çin uzmanlarının sayısı hızla arttı. Dış işlerinde de arttı. Ya da mesela Savunma Bakanı'na bakalım. Lloyd Austin'in bütün danışmanları hepsi Çin'i çok iyi bilen uzmanlar. Bir öncelik söz konusu, önceliklerin değişmesi söz konusu ve Biden kişisel olarak da aslında gerçekten Orta Doğu'dan bıkmış bir lider. Çünkü uzunca bir süre biliyorsunuz Senato'da dış ilişkilerle uğraştı ve her zaman Orta Doğu'nun hep problemli bir yer olduğunu düşündü. Mesela ilk bu 91'deki Irak Savaşı'na dahi orada ona karşı çıktı. George Bush'un 2003'teki Irak'ın işgaline onay verdi, fakat daha sonra çok pişman olduğunu söyledi. Mesela Afganistan'da Obama yönetimindeyken Irak dosyasına bakıyordu. Irak'ta yani çok bir sorun yumağı olarak gördü hep Orta Doğu'yu ve çekilelim dedi. Şimdi bugün de geldiği noktada bir başkan olarak bunu yapmaya çalışıyor. Tabii bunu yapabilir mi? Bu önemli bir sorun. Bundan önce Obama yani da söylemişti. Yani Biden kendi başkanlık döneminde pek Orta Doğu'ya bulaşmama eğiliminde mi? Evet, yani önceliği değil. Gayet tabii ki bunu bu kadar net söylemek mümkün değil. Siz bulaşmak istemezsiniz. Obama da Asya'ya dönüyoruz yüzümüzü dedi ama Arap ayaklanmaları çıktı, yapamadı. Ama böyle bir gayesi var ve bunun mesajını çok net veriyorlar. Mesela 2014'te Harvard Üniversitesi'nde bir konuşma vermişti Joe Biden ve orada şeyden şikayet etmişti. Yani neden biz Orta Doğu'da, bu kadar Orta Doğu'daki çatışmaların içindeyiz? Suriye örneğini verdi. Dedi ki bakın, mesela Suriye'de
Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri oraya inanılmaz silah aktardılar. Asad'ı düşüreceğiz diye her şeyi bir tarafa bıraktılar ve bugün geldiğimiz noktaya bakın dedi. Yani genel olarak Biden Orta Doğu'daki çatışmaların taraftarı olmak istemiyor. Ve ayrıca da başkan olduktan sonra da şöyle bir karar aldı. Mesela yine Savunma Bakanı Lloyd Austin şu anda Amerika'nın Körfez'deki askeri varlığını yeniden değerlendirme aşamasında. Ama mesela Asya Pasifik'teki askeri varlığa hiç dokunmayalım deniyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de normalde tabii Amerikan dışişlerinde, Beyaz Saray'da Türkiye Avrupa dosyasının altında. Evet. Fakat Türkiye'nin Avrupa'yla da çok sorunlu ilişkileri var. O nedenle hani bu geç gelen şeyi, telefon, Biden'dan gelen telefonu Türkiye ile olan sorunların yanında Orta Doğu'nun ve bölgedeki o şeyin önceliklerin, hani Biden'ın önceliklerinde alt sıralara düştüğü üzerinden de bence okumak lazım. Tamam.